Rüyalarınızı süsleyecek rengarenk pastaların sunulduğu özel bir pastaneye gidiyoruz şimdi. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kastamonu'dayız ve Kastamonu'da bir lezzet durağı burası, Şengün Pastanesi. Yanımızda da firmamızın sahibi Turgut Bey bulunmakta. Bakalım bize sunulan lezzetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Turgut Bey, nasılsınız? Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Turgut Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Turgut Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Turgut Bey, Kastamonu'da 1993 yılında doğdu. Dededen Tornakala bir şirketi, pastanede iş yapıyorum şu anda. Sektörüm için böyle oldu. Üniversiteyi bıraktıktan sonra mecbur sektördeyim. Evet, dede mesleği bu. Aynen, dede mesleği. Babadan da size geçmiş. Aynen, şu anda. Baba yaş hala devam ediyor değil mi? Aktif hale devam ediyor. Onun da kendi ay dükkanı var. Devam ediyor. Kaç yerimiz var? İki tane şubemiz var. Biri merkezde, diğeri Salıpazarı'nda. İki tane şubeyle devam ediyoruz. Aynen. Peki biraz sunmuş olduğumuz hizmetlerden, lezzetlerden bahsedelim. Sunmuş olduğumuz hizmetler. Sabahın 4.30'da açıyoruz dükkanı. Herkesi doyuruyoruz. Böreğimiz, poğaçamız, kahvaltı, sıcak sütümüz, her şeyimiz mevcuttur. Ve Kastamonu'nun en eski pastanesi var. Evet, 1973 yılında dedem tarafından kuruluyor. Sonra 3 ortak, 3 abi kardeş devam ediyorlar. Sonra oğullarını bırakıyorlar. Şu anda sıra bizde. Aynı tüfeği devam ediyoruz. Peki, burada unlu mamuller adına her şeyi bulabiliyoruz. Tabii aynı ki. Zamanda pasta çeşitlerimiz. Aynen. Yine diğer şubede de var mı aynı? Aynı şekilde, aynı ürünler devam ediyor tabii. Peki, biraz imalattan bahsedin bizlere Turgut Bey. Nelere dikkat ediyorsunuz? İmalatta tabii belli bir kurallar var. Gıda ve Sağlık ve Gıda Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın bize koymuş olduğu sınırları. Tabii ki de biz de uyuyoruz her şeye. Temizliğe uyuyoruz. Malzemede kalite nasıl? Tabii ki malzemede en iyi kalite kullanmaya çalışıyoruz. Sonuçta Kastamonu'nun en eski firmalarından bir tanesiyiz. O yüzden biz de buna dikkat gösteriyoruz, devam ediyoruz. Uzun yıllardan beri adınızı korumak tabii ki kolay tabii değil. Tabii ki, tabii ki. Şengül'den farklı. Onun için her şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir de gıda işi zor bir iş. Çok zor. Müşteriyle uğraşmak, ondan sonra cazıma, sağlıkçılarla uğraşmak mecbur. Peki sektörünüz nasıl gidiyor? Memnun musunuz gidişattan? Gidişat biraz kırık gibi ya piyasa. Eski o tat yok, hani esnaflıkta tat yok. Ama yine de biz seviyoruz mesleğimizi. Halka hizmet etmeyi seviyoruz. O yüzden güzel. Gıda sektörü ölmeyen bir sektör. Ne kadar sekteye uğrasa da. İnsanlar oldu sürece gıda bitmez. Kesinlikle. Peki burada kaçta kaç arasında hizmet veriyoruz? Sabah çok erken. Sabah 4.30, akşam gece 12. 12'ye kadar buradayız. Aynen. Yine çeşitlerimiz devam ediyor. Aynen. Peki özel günlere ait pastalar yine yapılıyor mu? Tabii ki sevgililer gününde, anneler gününde her türlü pasta yapıyoruz. Ya düğünler olsun, geliyor özel siparişler alıyoruz, kırık hediyesi yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Güzel, yani özel organizasyonlara da açıyoruz aynı zamanda. Aynen burada. Aynen. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim Turgut Bey. Sizler gibi birçok firma var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir mekansınız? Çünkü Kastamonu'nun en köklü kuruluşlarından bir tanesiyiz. Halk bizi biliyor, biz de Kastamonu'nun içindeyiz. Temizliğimizi biliyorlar. Yani güler yüzümüz halka yetiyor. O yüzden biz de evet, devam ediyoruz. Evet, kanıtlarınızın yanı sıra lezzetleriniz de tabii ki çok tabii önemli. Tabii ki lezzetimiz, mesela bizim böreğimiz farklıdır. Sabah sıcak süt ve tereyağlı nefis böreğimiz farklıdır. Yani halk bunu bilir. Kuru poğaça var mesela, Kastamonu tek biz yapıyoruz. Başka yapan yok. Böreklerinizde çok dikkat ettik. Fazla yağlı olmuyor sanırım. Aynen. Özel. Ustalarımız 15 yıllık ustalar. Yani benden bile belki de şeyler. Aynı çok güzel, farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz burada anladığım kadarıyla. Evet, evet. Peki ilerleyen günler için başka şubeler düşünüyor muyuz? İnşallah diyelim. Şu anda kendi ana merkezi devam ediyoruz. İlerleyen günlerde inşallah diyelim. Şu an yetiyor galiba aynen, burası. Aynen. Umarım iyi yerlerde olursunuz. Tabii ki şubeleşmek güzel bir şey. Güzel bir şey. Peki izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son düşüncelerinizi, son görüşlerinizi alabilir miyiz? İzleyicime çok teşekkür ediyorum. Eğer bir kusurumuz olursa affola. Evet, Kastamonu'ya yolu düşen herkesi tabii Kastamonu, ki tabii Şengül Pastanesi'nde bekliyoruz. En eski, en köklü firmalardan biri. Evet. Lezzetlerden tatsınlar muhakkak. Davet de çıkarmış olduk buradan. Teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Ederiz. Başarılarınız daim olsun diyelim. Sağ olun.
Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız sizler için Kastamonu ve Kastamonu'nun en eski pastanesi Şengün Pastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Şimdilik bu lezzet turanlara aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.